Kışın ayrı bir güzel değil mi Örnekköy? Bak kocaman dalgalar böyle kıyıyor bura. Bak. Deniz çayırının kökü bu. Posidonia oceanica. Bir bitki mi o? Bir bitki, evet. Kışın bak bunlar da yaprakları. Bak görüyor musun? Bunlar da yaprakları. Denizin içinde mi? Denizin içinde deniz çayırları olduğunu göstergesi dolayısıyla. Dolayısıyla deniz çayırı olan yerler hep temiz yerler. Yani denizlerimizin hala temiz olduğunu gösteriyor. Yok değil, herkes olur. Orası öyle, herkes çöpütüyor. Ama suyun kalitesi iyi demek, deniz çayırının olması. Sadece temiz sularda değil. Bak, sadece temiz sularda bak, kabuklara bak, şeyler de var, bitkiler de var, görüyor musun? Bunlar da kırmızı bitkiler. Kabuk buldum. Ha? Biz de bulmaya başladık. Bak burada. Anne burada çok anne, var. Anne burası çok verimli. Bu ne? İşte onu söylüyorum. Bu ne? Bu da kırmızı ark. Bunu da alalım. Anne bu kırmızı ne? Deniz bitkisi. Ha. Şunun içinden evden çıkartırız. Bak şu çok güzelmiş gerçekten. Ha. Anne şuna bak çok. Oh. Ben anne. Ah anne. Burası çok verimli. İşte o yüzden sizi getirdim. Tam mevsimi. Deniz kabuğu toplama mevsimi. Sahilleri gezip deniz kabukları toplarız. Bak şu çok güzel tam. Anne. Ya anne burası çok verimli. Evet işte. Bak. Minikler çok tatlı çocuklar. Tam mevsimindeyiz. Yani şimdi fırtınadan sonra hep bu deniz kabukları. Gel bulut, burası çok var. Bak burada çok var. Bak. Bak şu çok güzel. Nedir o? Bak. Bu deniz çakısı. Şöyle. Evet, deniz çakısı. Abi, çok güzel bir kabuk. Bir sürü geliyor. Bak. O da bir kabuk. Aynı midyeler. O da bir... Ya o çift kabuk. Şu tek kabuğu kırılmış. Tek kabuğunu alalım o zaman. Evet. Heh. Öbürü batıyor. İyi tamam. Bir tane daha bulursak alırız ondan. Şöyle içlerine şöyle anne, bakabilirsiniz. Anne, kömür. Allah! Bu yüzden bu kadar verimli. Evet. Öbür taraf da çok verimliydi ama oraya sokmadılar bizi. Gel. Evet. Bakın rengi çok güzel. Cebime. Bu cebime. Çok güzel. Dur. Aa ben bunu kendi cebimde saklayacağım. Çok güzel. Anne dur. Şunlardan var. Oha. Güzel. Anne yalnız bu ikisi farklı bir tür deniz kabuğu biliyorum. Evet. Bunu alıyorum. Al bitki o da. Küçük bitkilerimiz de olsun. Aa bak hazır delik hem de. Şu çok güzelmiş çocuklar. Şunu almak istiyorum da ayağım ıslanmasın. Hı. Bak şurada istiridye de var. Oo. Bak şurada kardiyum var yine. Oh, çok büyük. Bunu da saklayacağım. O da güzel. Oo. Oo güzel gastropod. Oy. Güzel. Onlardan çok var evet. Abi deniz kabuğu anne. Evet deniz kabuğu. Anne hazır. Oh, benim en sevdiğim şu ana kadar. Oy. Evet. Oy. Oo büyük. Keşke ucu kırılmasaymış hay Allah. Ha üzerine bastı da deniz kabuğu. Bak onlar da deniz kabuğu. Aa şu pembe çok güzel. Oo burada bir sürü var. Şu çok güzel. Ya anne Örnekköy bayağı verimliymiş. Evet işte. Küçükken de siz gelirdik. Sürekli gelirdik hatırlıyor musunuz? Hep buradan toplardık. Bakın şurada tam şu noktada bir sürü bak, tüm Lara plajlarını gezelim, tamam mı? Sonra bir de Fasilis'e gidelim. Aynen. Hepsi. Şu da çok güzel. O yüzden oraya da gidelim. Oradan da toplayalım. Bu mevsim çok güzel. Bak Patella. Aa güzel. Patella. Şu cebim miydi? Aha. Şunu da koyayım mı? Koy koy. Biz deniz kabuğu avcısıyız. Oy şuna bakın. O işte şey, istiridye. İstiridyenin arkası. Çok değişik. Evet evet. Alalım mı yine? Alalım alalım. İstiridye kabukları çok güzel. Şu ne? Ha. Hayır bunu alalım. Tamam al. Bu ne? Beğeniyorsan al. O işte gastropotun kırılmış hali. Şu minikleri çok seviyorum ben. Şu minik kardiumları çok seviyorum. Alsak mı ya? Yazık değil. Midye değil mi? Evet. Anne içi boş midye buldum. Evet. Aa şunlar kocaman. Çocuklar bunlar kocaman. Ama içi boş. Bak şurada da bir tane kocaman var. Abi gel burası çok verimli. Bak Venüs var çok fazla değil mi? Anne. Dolyum, Venüs. Aa kara midye. Çıkıdan. Kara midye düştü. Aa kara midyeler güzel. Traktörle çalışma yapıyorlar. Herhalde ki anne. Canım. Şurada alalım mı? Alalım mı? Yok almayalım. Şu buruna gidebiliriz. Burundan bakmak ister misiniz? Şu buruna, yani fenerin burnuna gitmek ister misiniz oraya? Burası iyi mi? Tamam. Anne bence benimle her yere gidelim. O şey Lara plajını gezeriz beraber. Orada da çok vardır. Ama bak şey ulva da var. Görüyor musunuz? Bunu Enteromorpha ulva. Şu bitki. Alalım mı? Yok almayalım. O artık yani çürür ve kötü kokar. Anne şu ne? Yengeç. Bak çok güzel gördün. Alalım. Bak yengeç kabuğu. Alalım. Evet ama çok çabuk kırılır. Onu elinde taşı, cebine koyma. Anne şu sarı şey mi? Aynen öyle. Bak şimdi bu Posidonia köklerinin topları çocuklar. Alalım mı? Posidonia kökleri böyle aynen öyle. Bu çok değerli. Alıyoruz. Evet neden çok güzel. Neden değerli? Çok neden? Oldukça değerli. Artık Akdeniz'de o kadar az bulunuyor ki bu deniz çayırlarının köklerinden olması. Değil mi? Alalım mı? Birkaç tane alalım evet. Belki müzeye de koyarız. Anne şurada yaralı köpek var. Aa. Aa evet. İşte böyle güzel. Lara'nın birinci deniz kabuğunu buldum. Bak normalde her yer açık yani. Her yere girebiliyorsun. Orada adamlar böyle. Bir dakika az önce girmeye çalıştığımız yerden mi burası? Ha, hemen yan tarafındayız. Adamlar oradan sokmadı bizi, o yüzden buraya geldik. Aslında her yer açıktı ama orada bir şey yapıyorlar herhalde. Sokmak istemediler bizi. Çok güzel değil mi çocuklar? Bak dalga buraya kadar geliyor. Yazın buraya kadar gelmiyordu dalga. Ay dur. Bence bu su akıntının içine girebilen varsa girsin. Orada deniz kabuğu çok olur. O zaman bir dahaki sefere öyle ben geliriz. Girelim. Hayır sakın. Sakın. Ayaklarını ıslatmak yok. Kuzum bak şu çizgiyi takip edeceksiniz. Bak görüyor musun? Kıyı oraya kadar getiriyor ya. Bu çizginin üzerinde çok var. Evet. Evet, büyük bir dalga geldiğinde ayaklarımızı ıslatır burası. Bak şu çizginin üzerinde çok var. Bak. Gel Toprakçım, göstereceğim ben sana, gel. Aa, bak bu çizgide çok. Bak bu çizgide. Bu dalga çizgisi. O dalga çizgisini takip ederseniz bir sürü deniz kabuğu göreceksiniz. Abi, bak her taraf deniz kabuğu yavrum. İstemediğin kadar. İstemediğin kadar çok bulacaksın. Anne. Canım. Ben elimi sokacağım şey. Tamam sok. Ben de öyle. Ayağını ıslatma. Sok. Yok orada yıkamayalım. Senin işin ne yapıyor? Burası gelgit bölgesi çocuklar. Bakın bu da gelgit çizgisi. Görüyor musunuz? Dalganın kıyıya vurduğu en son noktaya. Ana bu köpükler ne? Köpükler suyun... Ah be kuzum, ah be kuzum. Ah be kuzum. Islandı değil mi bütün ayağın? Hadi hızlı gideceğiz hadi. Hadi. Tamam o zaman çabuk ol. Bir daha ıslatmayın ayaklarınızı. Ya hayır kuzum ya. O organik maddece zengin sularda böyle köpüklenme olur. Anladın mı? Şimdi ilkbaharda da fitoplankton çok. Organik madde zengin. Dolayısıyla kıyıya vuran sularda böyle organik maddece zengin sularda köpüklenme. Peki bas oğlum hadi bas. Hadi bas. Bas. Bas oğlum tamam. Hiçbir şey olmayacak. Bas oğlum. Heh. Mutlu musun? Ha oğlum. Tabii. Anne deniz kabuğu gibi bir şey bu. İstiridye anneciğim bu. Alayım mı? Al. Çok güzel bir kabuk. Nadir mi? Yok artık değil. Oldukça fazla buralarda. Diğerlerine göre? Olabilir belki daha. Kardiyumlara göre daha nadir olabilir evet. Kardiyum venüs en fazla. Bak Bulut bir sürü kardiyum geçiyorsun. Farkındasın değil mi? Bak. Burada bir tane kardiyum var. Burada bir tane venüs var. Görüyorsun değil mi? Canım. Buraya ne için geldik? Ne için geldik? Ne için? Anlamıyorum. Tekrar söyle. Biz buraya ne için geldik? Ne için geldik? Söyle kuzum. Ne için? Kabuk toplamak için. Kabuk toplamak için. Yok kabuk değil, deniz kabuğu. Deniz kabuğunu toplamak kabuk için. Kabuk çünkü ağaçlarda olabilir, her yerde olabilir. Doğru diyorsun. Sen kabuğu ne olabilir? Doğru diyorsun. Biz buraya deniz kabuğu toplamaya geldik. Çünkü bizim çok güzel bir koleksiyonumuz var değil mi? Anne! Buldun mu yine sopanı? Abi! Acayip fazla geliyor. Hadi Bulut. Anne, asıl verimli taraf. Asıl verimli tarafa gidiyoruz. Nasıl iyi ki gelmiş miyiz? Gelmişiz valla. Baya verimli taraf. Gelecek hafta yine geliriz. Daha sıcak olur. Dalga da belki daha az olur. Su geçirmez ayakkabı alalım. Tamam. Su geçirmez öyle içine girmiyor. Tamam anne bak. Hı. Şimdi böyle fotoğraf çek. Bunların hepsine böyle ayrı grupların ismini ver. Hı. Tamam mı? Nasıl yani? Bak mesela bu grubun, şunu azıcık şöyle alalım, grup karışmasın. Hı. Tamam bak. Bu gruba deniz kabuğu grubu. Hı hı. Bu gruba bitki grubu. Ama ve... bu da deniz kabuğu o zaman. Neden? Bu da deniz kabuğu kuzu. Gerçekten mi? Evet. Anlatmıştım ya deniz kıyısında. Ha. Bu da çift kabukluydu. Tamam da anne, beyaz bir tane şey vardı, bitki, o nerede? Burada. Ha, tamam onu da şuraya koy. O da bitki sonuçta. Bak anne, bitkiler, deniz kabukları ve yengeç diye gruplara ayır. Tamam. Ve şurada en üstte de bugün bulduğumuz deniz kabukları, bitkiler ve yengeçler diyelim. Tamam. Böyle gruplandırma yapalım.